Selam arkadaşlar. Bu videomuzda Dila bebeğimizin kafası dikişini yapacağız. Arkada ipini bırakmıştım. Ben biraz uzun kafayı en son boynu yaptığımda. Şu şekilde bir iğnem var. İğnemizi ipliğimize takıyoruz. Evet, kafayı yerleştirdim ben bu şekilde. İsterseniz boyun uzunluğu için birazcık daha yitebilirsiniz. Evet, şuradan batıyorum. Şu şekilde en alttaki ilmeğin içinden çıkıyoruz. Tekrar ilmeğin hemen dibinden boynun kenarından batıp tekrar başka bir ilmeğin içinden tekrar çıkıyorum. En alttaki bir ilmeğin arasından çıkıyorum. Boşluktan batıyorum. Tekrar. Bakın arkadaşlar, şu çıktığım noktanın hemen altından boyundan batıp kafanın en alttaki ilmeğinin içinden çıkarak dikiyorum. İsterseniz saçlarını ütüleyebilirsiniz. Daha hoş duruyor. Ütüleyince, yani ben daha çok beğeniyorum. Bu şekilde arkadaşlar, boynu dönerek bayağı bir sağlamlaşana kadar dikmeye devam ediyoruz. Ben hemen hemen her ilmekten dikmiş olarak tamamlıyorum boynu.
Tekrar göstereyim. Boyundan giriyorum. Şekilde. Hemen ilmeğimin çıktığım yerin ipin altından tekrar boyu kafadan son bir ilmeğin içinden çıkıyorum. Tamamladım. Burada son noktadan girip kafanın içine doğru iğnemi itiyorum. Evet, bir pense yardımıyla da çekebilirsiniz iğnenizi eğer zor oluyorsa. Şekilde kafanın içinden, saçın içinden çıkartıyorum. Buraya kafanın içine herhangi bir noktaya ipimi sabitliyorum. Sökülmemesi için. İpimi yeterince sabitlediğimden emin olduktan sonra ipimizi kopartıyoruz. Şekilde. Kafamız ve lila bebeğimiz hazır. Ben bu defa etek ucunda aynı fistonun siyah rengini kullanmak istedim. Böyle bir siyah renk bir fisto kullandım. Ayakkabılarımız için de dediğim gibi incili düğmeler kullandım. İsterseniz boynu için aynı uygun renklerde bir kolye, boncuk bir şeyler yapabilirsiniz. Tacı için de şu şekilde telim, çiçeklerim mevcut. Bunlarla kendi kafasına göre ayarladığım bu taç için teller var. Etrafı bir ip gibi bir şeyle sarılı kapatılmış. Bakın bu şekilde. Evet, tacımızı yapmaya başlıyoruz. O renkle başlayacağım. Şu şekilde telimin üzerine koyuyorum. Ve çiçeğimizin arkasındaki ince teli sarıyorum. Tekrar beyaz çiçeğimi aldım. Bunu da sarıyoruz. Altı adet mor çiçek, 3 adet beyaz, 3 adet de tohum gibi bir çiçek var. Ondan kullanacağım. Evet, bu şekilde beyazlarımda. Gayet sıkı bir şekilde sarıyorum. Tekrar mor rengim saracağım.
Mümkün olduğunca sağlam sarmaya gayret ederim. Son çiçeklere doğru yaklaştığımızda daha çok dışa doğru değil de olduğu yere doğru saralım. Çünkü bu yeşil sardığımız tel kısmı dışarıda kalmamasın. Evet, son çiçeklerimi sarıyorum. Dediğim gibi bebeğinizin saçını ötülerseniz çok daha hoş duruyor. Lila bebeğin saçlarını ötülediğinizde daha güzel duruyor. Evet, tacımız da bu şekilde hazır. Bebeğimizin saçlarını ötüleyip istediğiniz şekli verip tacınızı da takabilirsiniz. Bu şekilde yapıp arkadan zaten tel taç için olan teller için olduğu için bükülmesi gayet kolay ve birbirine tutturulması kolay bir tel. Evet, lila bebeğimiz ve tacı hazır. Bu şekilde. Herkese kolay gelsin.